Herkese merhabalar. Tonguç evinde periyodik cetveli anlatacağız. Tonguç evladım. Hocam bu iddia kuponları gibi bir şey mi? Evladım hayır. Periyodik cetveli. Aa hacı amcalar. Hacı amcalar olur mu evladım? Periyodik cetvel dediğimiz zımbırtıyı ilk bulan adamın adı Mendeleyev Tonguç. Bak Mendeleyev denilen Rus bir bilim adamı bulmuş. Böyle sakallı ama hacı gibi gözüküyor. Halbuki vodka düşkünü bir adam biliyor musun? Adam sabahtan akşama kadar Rus olduğu için. Periyodik cetveli bulan Rus bu mu hocam? Heh, Rusya'da Sibirya'da yaşıyormuş bu herif. Çok soğukmuş. Demiş ki anne ben artık bu soğuğa dayanamıyorum. Lanet olsun demiş Moskova'ya gitmiş. Orada daha soğuk. Moskova'da soğuk ama Sibirya'dan daha sıcak. Ha, evet. O Moskova Üniversitesi'nde çok büyük bir araştırma yapmış ve atomları kütle numarasına göre sıralamış. Ve ilk periyodik cetvelin temelini atan adam bu. Temelini attıktan sonra Mozoley denilen bir bilim adamı da gelmiş demiş ki hadi oradan. Hadi oradan Mendeleyev. Doğru yapmışsın. Saçın Allah yok, senden, başın yok. Ne halin var? Allah senden razı olsun. Zaten ikisi de papaz gibi görüyorsun. Evet. Ne yapmışlar sonra? Mozoley'i de atom numarasına göre sıralamış sonra atomları. Sonra ikisi evlenmişler demeyin de hocam. Saçma mı? Periyodik cetvel işte bu Tonguç. Periyodik cetvelde bak böyle sütunlar var. Görebiliyor musun? Sütun. Sütun ne demek biliyor musun? Uzun çubuk. Heh, böyle dikine dikine çubuklara sütun diyoruz biz. Bir de satırlar var. Satır zaten ne oluyorsun? Türkiye'de yazarken sağdan sola, soldan sola, sağa işte yazdığın şeyler. Bak kaç tane satır var, kaç tane sütun var onu bir görelim bakalım. Bak ilk başta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane satır var. Görebiliyor musun Tonguç? Evet. Bu 7 tane satırdan ilk satıra biz birinci periyot diyoruz Tonguç. İkinci satıra ne deriz? İkinci periyot. Vay be inanılmaz zeka dolu bir öğrencisin. Gerçekten efsanesin. Teşekkür ederim. Burayı yayı unuttum. Üçüncü satır ne deriz? Üçüncü periyot. Ya sen şaka mısın evladım? Nereden biliyorsun bunları? Hocam dün gece çalıştım. Peki buna yedinciye ne deriz? Yedinci periyot. İnanılmaz. O zaman yedi tane periyot varmış. Demek ki biz satırlara ne diyormuşuz Tonguç'cum? Periyot. İnanılmaz zeki bir öğrencisin. Peki sütunlara ne deriz biliyor musun? Sütun diyoruz hocam. Hayır sütun demiyoruz evladım. Grup diyoruz. Nasıl mesela? Bir A grubu. Mesela bak bu iki A grubu. Birinci grup, ikinci grup. Bu ne peki sence? Üç A. Heh, işte burada patladın. Teşekkür Çünkü ederim. Böyle yukarıdakiler A grupları ama aşağıdakiler B sınıfı. Zavallılar, ezikler. Hani sınıf ayrımı var. Bak gökdelende yaşayanlar A grupları, aşağıda zavallılarsa işçi grubu, B grubu. Anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam. Bak, ama Tonguç, müteahhit oraları da yıkıp gökdelen yaptırabilir. Evet yaptı. Bak ama buradakilerin hepsine biz kısa yoldan B grupları diyoruz. Anlaştık mı Tonguç? Sefiller. Bunu lisede hangi B grubu olduğunu öğreneceksin mesela 3 B 4 B onu ezberleyeceksin. Ben şimdi kaçıncı sınıftayım hocam? Şimdi evet sen 8. sınıfta olduğu için tamam. Bunları bilmek zorundasın. Tamam. Bak 1A, 2A ondan sonra ne geliyor? 3A geliyor. Bak buradan atlıyor B gruplarını. Es geçiyor. Aman diyor ya. Ondan sonra 4A, 5A, 6A, 7A ve en son müstahdem odası. Açıyorsun kollarını ve diyorsun ki işte budur ya 8A diyorsun. Aa bizim sınıf 8A. Yani hocam. Bak heh, işte o zaman sütunlara biz ne diyoruz Tonguç'cum? Sütunlara periyot. Biz grup pardon, diyoruz grup. Evladım. Satırlara periyot, sütunlara grup diyoruz evladım. Bak bak ikisinde U var tamam mı? Sütun, grup. Sütun, grup. Unutma. Satir, ondan... periyot. İkisinde de İ var. Ha, satir, periyot. Evet. Neyse bak. B grupları ortada. A grupları. Şimdi özel olarak birkaç tane şey var Tonguç. Bilmemiz gereken. Bir A grubuna özel bir ad veriyoruz. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Evladım? Mallar grubu. Hayır saçmalama ne alakası var? Bir A grubunun adı alkali metaller grubu Tonguç. Yani 1A grubu neymiş evladım? Alkali metal. Yani metalmiş. Peki 2A grubunun adı ne biliyor musun evladım? Reziller grubu. Hayır çok basit. Toprak alkali metaller Tonguç. Toprak alkali metal diyoruz. Peki 7A grubunun adını biliyor musun Tonguç evladım? Takozlar. Hayır 7A grubunun adıysa halojenler grubu. Hocam çok tarz yazdınız ama. Teşekkür ediyorum. Ama halojen oldu hocam. Halojen evladım. Ama şey o tarafa alınca böyle oluyor. Böyle yazınca tabii. Zenginler dağlar hocam. Halojen diyoruz. Peki 8A grubu ne diyoruz biliyor musun efendim? Maltozlar. Bu bayağı önemli. İnanılmaz önemli. Çünkü bunlar çok asil insanlar. Soy gazlar diyoruz Tonguç. Hem anlaştık soy mı? Hem de gaz çıkarıyor yani. Hayır soy gazlar demek çok özel gazlar. Soylular bunlar, da pırt yapar. Bunlar inanılmaz soylu insanlar. Ve hatta bunlara özel olarak ne diyoruz bazen biliyor musun?
Asal gaz da diyebiliyoruz Tunguç. Soy gazlar. İnanılmaz önemli. 8A çünkü kararlı bir şeydir, gruptur. Buradaki atomlar elitlerdir, kalitelilerdir. Hiçbir şeye karışmazlar. Hem soylular hem de gaz süper sınırlar. Gazlar tebrik ederim. Mi çıkıyor hocam? Saçmalamayı kes evladım. Bak şunu unutmayacağız. Bak şunu unutmayacağız Tunguç. 1A grubu, 2A grubu ve 3A grubu bizim için nedir biliyor musun Tunguç? Metallerdir Tunguç. Bak 1A, 2A, 3A metaldir. Yani bak metalleri şu gruplar olarak gösterebilirim. Bak hiç taramadığım şeylerin hepsi metal. Metalci bunlar. Harika. Peki bu maviyle... Ama bir anın üstünü taramışsınız hocam. Bir anın birinci periyodunu taramışsınız. Heh, burada çok enteresan bir şey var. Şu maviyle çizdiğim yerler... Bak 4, 5A, 6A, 7A dediğimiz zımbırtılarsa ametaller. Ama birkaç tane şey var bak, istisna var. 4A'da bir tane, 1A'da bir tane ametal var. Peki turuncuyla taradığım yerler nedir biliyor musun Tunguç? Şöyle bak, turuncuyla taradığım yerler. Arabeskçiler. Şu 3A'yı boş ver. 3A yok burada. Şu turuncuyla taradığım yerlerse yani bunlar genellikle nerede bulunuyor? 4A, 5A ve 6A'da bulunuyor. Bunlarsa yarı metaller Tunguç. O zaman elementleri kaç gruba ayırıyormuşuz Tunguç? Metal, ametal ve yarı metal olarak 3 farklı cins metal var. Şey var, element var. Anlaştık mı Tunguç'um? O zaman sol taraftakiler metal, sağ taraftakiler ametal, arada kalmış zımbırtılarsa yarı metal diye ezberleyebilirsin. O zaman periyodik tabloyu şöyle bir tane daha çizersem senin için. Hop, şöyle bir periyodik tablonun kısaltmasını tekrar çizelim sana. Şimdi bak, o zaman kardeşim şuraların hepsi metal diyebiliriz Tunguç. Anlaştık mı kardeşim? Ondan sonra şuraların hepsi, hatta buralarda ametal diyebiliriz Tunguç. Arada da bir kısım kalmış kardeşim. Şurada şöyle yarı metal diyebiliriz. Anlaştık mı Tunguç? Anlaştık hocam. Şimdi metallere ve ametallere birazcık bakalım. Ama ilk başta senin geçen seneden hatırlaman gereken ilk 20 element var. Bunları hatırlıyor musun Tunguç? Hatırlıyorum hocam. Hidrojenin sembolü nedir? Hi. He evladım, he. Helyumun sembolü nedir? He. He, harikasın. Lityumun sembolü nedir? Li. Li, mükemmel. Berilyum. B. Be bu. Bor kapmış B'yi çünkü. Vay uyanık. Bu Be, bu da bu. B yani. Şimdi bakalım karbonun sembolü nedir? Ca. C evladım, sadece C. Çünkü karbon İngilizce C ile yazılıyor. Azotun sembolü birazcık kıcık. Ne. Ne, harika. Oksijenin sembolü. O, florun sembolü F, neonun sembolü NE. Bak bunları unutma. Neon. Neon o. Hop. Neon. O neon şey değil mi hocam? Bu xenon farlarda kullanılan. Neon, evet, süpersin. Mesela neon tabelalar. Sodyumun sembolü Na. Böyle bir gıcık, görüyor musun? Magnezyumun sembolü Müslüm Gürses. Aynen öyle, MG. Tebrik ediyorum seni. Alüminyum sembolü Al. Al git buradan. Silisyumun C'yi, silikon da diyebiliyoruz. Fosforun sembolü P, kükürdün sembolü S'dir Tunguç. Klorun sembolü Cl'dir çünkü İngilizce'de C diye yazılıyor bu zımbırtı. Argonun sembolü R'dır, potasyumun sembolü K'dır, kalsiyumun sembolü de Ca'dır. Bak Tunguç, bunları kesin ezbere bilmen gerekiyor. Zaten geçen seneki sınıftan biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? Ya, bir de ekstradan önemli elementler var. Mesela çinko. Çinkonun sembolümüz Zn. Gümüşün sembolü Ag Tunguç. Civanın sembolü Hg Tunguç. Bunlar çıkabilir. Kurşunun sembolü Pb Tunguç'um. Kromun sembolü aynı senin gibi kro. Teşekkür ederim hocam. Sana Tongül krom diyormuş. Hocam bana hep yani beyaz... metal gibisin, güçlüsün demek istiyorum. Hayır hocam, kunduranın içine beyaz çorap giyiyorum diye herkes kro diyor. Ama yağmış hocam, ne yapayım? Kundurayı da çıplak ayakla giyemem ki, beyaz çorabım var. Elan insanları kıyafetlerine göre değerlendiremez. Onlar Tongül çok ayıp etmiş ya. Yani. Ayıp etti hocam. Yok işte pembe gömlek giyiyormuşum. Yok işte kemerim de şeymiş, nedir, kalınmış falan. Ben böyle tarzım hoşuma gidiyor. Yani ben kumaş pantolon altına spor ayakkabı da giyerim. İstediğimi yaparım ya. Yani. Dikenli tarzım. Kemer giriyorsun falan. Dikenli kemer. Tebrik ederim. Alüminyum. Saçımı jöleyle yana yatırıyorum. Bunlar ya, ben böyleyim. Beni böyle seviyorsun. Saçmalama şey. Kes evladım. Alüminyum sembolü Al. Bakırın sembolü Cu. Demirin sembolü F. Kurşunun sembolü, zaten yemin söylemiştik. Niye bir daha söylüyorsun kardeşim? Altının sembolü AU. Kurşun adresi sormaz hocam. Nikelin sembolü Ni. Platinin sembolü de PT. Bunları da bilirsen inanılmaz önemli. Bunlar dünyada çok önemli yerlerde kullanılıyor. World of Warcraft. İnanılmaz zeki bir öğrencisin. O zaman şunu unutmayacağız Songuç'um. Neydim değil,
ne olacağım demeliyiz. Unutma, unutulanlar unutanları unutmazlar. Şimdi Tonguç bak periyodik tabloda bir şey daha göstermek istiyorum sana. Gösterin hocam. Bak dikkat ettin mi? Bak 1A grubunda ne var en başta biliyor musun periyodik tablonun en başında? Hidrojen var. Hidrojen 1A grubunda yani alkali metal grubunda olmasına rağmen istisna bir ametaldir. Bak hidrojen ametaldir Tonguç. Bunu unutmayacağız Tonguç'um. Hidrojen istisna bir ametal. Çünkü metaller tarafında olmasına rağmen bak bunların hepsi metal. Şunların hepsi metal normalde. Metaller tarafında olmasına rağmen bu bir ametaldir diyoruz. Unutma. B grupları dediğimiz zımbırtı da metallerdir. Bunlara ne diyoruz biliyor musun? Geçiş metalleri diyoruz Tonguç. Bak alkali metal, toprak alkali, geçiş metalleri, yarı metaller, ametaller. Ama burada ametallerden özellikle olan 7A grubuna halojen diyoruz. Özel bir ad veriyoruz. 8A grubuna soyugaz diyoruz. Bunları unutmayalım Tonguç. Bunlar çıkacak. Ortadakilerde geçmeler değil. Hidrojen bir ametaldir. Aman dikkat et metal grubunda olmasına rağmen. Ve o zaman artık bitiriyoruz. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım. Tonguç Hanım konu video bombardımanız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.